Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben en sonda söyleyeceğim cümleyi en başta söylemek istiyorum arkadaşlar. Galatasaray Rize'de çimlere gömdü ama hocası Fatih Terim'e rağmen gömdü arkadaşlar. Galatasaray maçı kaybetmek için, daha doğrusu hocası Fatih Terim maçı kaybetmek adına ne kadar rezil kararlar varsa hepsini aldı. Maçın başından itibaren sonuna kadar uyguladı. Arkadaşlar, Galatasaray'ın Rize'yi 100. dakikada uzatma dakikalarında bulduğu Cagne Morutsan golüyle yenmiş olmasının hiçbir zaman, bakın hiçbir dönemde Fatih Terim'e şu kadarcık mal edilmesini ben doğru bulmam ve bu işin Fatih Terim'le olduğuna inanan biri varsa da artık onları kendi sorumluluklarıyla, vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Ya bu nasıl bir rezalet? Bu nasıl bir skandal? Rize takımı kim arkadaşlar? Bunlar 7 maç oynamışlar. 7 maç oynamışlar. 7 maçta sadece bir beraberlikleri var. Bir beraberlikleri var. 4 gol atmışlar. 16 gol mü ne yemişler arkadaşlar. Ve gelen giden bu takıma vurmuş arkadaşlar. Gelen giden bu takıma vurmuş. Galatasaray bu Rize karşısına, Galatasaray abi, Galatasaray Süper Lig'in en güçlü takımlarından biri. Lazio'yu yendi diye gururlandığımız, Marsilya ile berabere kaldı diye övündüğümüz Galatasaray abi Rize karşısında ölüp ölüp diriliyor. Üstelik 5. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen. Şimdi ben sahaya sürülen kadroyu herkes gibi çok eleştirebilirim. Hakemi eleştirebilirim. O oldu, bu oldu diyebilirim ama ben onların hiçbirine abi girmeyeceğim şimdi. Hiçbirine öncelikle girmeyeceğim. Burada anlatmak istediğim şu. Bakın, Galatasaray maç 2-2 iken abi 90 artı 8 uzatmanın da uzatmaları oldu. Maç 100. dakikaya doğru giderken ki hakemin uzatmaları son derece normal, son derece doğru. Belki de hakem maç içerisinde bir verdiği uzatma kararlarında haklı, iki Rizespor lehine verdiği penaltı kararında haklı. Ali Palabıyık Berkan'ı atmakla ve de o kararı vermekle son derece doğru, penaltı kararını vermekle haklı. Bir defa isterseniz penaltı atışı yeri gelmişken söyleyelim. Ya Mustera, sen iyi kalecisin, şudur budur. Rize galibiyetinde pay sahibi oldun olmadın onu bilemem. Ama hala aptallık yapmaya nasıl devam edersin ya? Sen bu aynı hatayı Kasımpaşa maçında yapmadın mı? Sen bu topu kısa Berkan'a oynayıp da Berkan'ın kaptırması sonucu ikinci golü yemedi mi bu Galatasaray? Kardeşim, erkekliğinden bir şey mi kaybediyorsun? Bu topu uzun vurup göndersen, he? Rakip yer alana göndersen, adamlar 4 tane 5 tane oyuncuyla senin yarı sahanda kalmışken, bir pozisyon bulma imkanın olacakken, hemen arkasında adam Berkan'a basmışken o topu Berkan'a vermek kadar aptallık olabilir mi? Sen nasıl bir aptal adamsın ya? Bunu nasıl yapıyorsun? Bir değil, iki değil. Ve o penaltı gol olsa Galatasaray oradan 3-2 mağlup dönecek. Boş verin kaybedilen 3 puanı. Abi adam ne dedi Rize Başkanı? Malum takımı biz buraya gömeceğiz dedi arkadaşım. Gömeceğiz dedi ya. Bunun altından kalkabilir mi kimse? Kalkamaz. Bu rezilliği anlattık. Şimdi bunu geçeceğiz. Bunu boş verin arkadaşlar. Bunu geçtik. Gelelim biz diğer konulara. Maçın başından itibaren olanlara gelelim. Galatasaray takımı sahaya çıktı. 11'e bakıyoruz abi. Feghouli 11'de. Ve Babel 11'de. Diğerlerini geçtim. Diğerlerini geçtim. Hadi bakalım. Ya Babel tamam ki Babel bana göre şunu da söyleyeyim, haksızlık yapmayalım. Galatasaray'a geldiği günden beri Galatasaray'da en iyi futbolunu oynadı. Buna da itiraz etmiyorum ama abi bir bakalım ya, şuraya bakalım. Abi topu alıp rakip kaleye gidebilecek. Orada fırtına gibi oyuncuların var senin ya. Var. Bunları niye kullanmazsın? Neden Babel Feghouli? Abi ilk yarıyı Galatasaray eksik oynadı. İkinci yarıya eksik başladı. Feghouli'nin abi oynadığı süre içerisinde Feghouli oyundan 71. dakikada çıktı arkadaşlar. 71 dakikada Allah rızası için biriniz bana çıkın da Feghouli'nin yaptığı bir şeyi söyleyin. Yok, bulamazsınız abi. Geçtik. Hepsini geçtik. Sahaya böyle bir takımı sürdün.
ve takım 1-0 öne geçiyor. Sonra ahmakça, aptalca goller yenmeye devam ediyor. Şunu söyleyeyim ben size. Galatasaray 5. dakikada 1-0 öne geçti. Arkadaşlar, o golden 2-3 dakika sonra bakın. Eğer bir şekilde maçı tekrar izleme ya da hatırlama, hafızanızdan geçirme şansınız varsa şöyle bir bakın abi. O 8-9. Dakikadan Galatasaray'ın o beraberlik golünü yediği dakikaya kadarki olan süre içerisinde aman Allah'ım kaleciye geriye 40 metreden rakip yarı alanlardan geri paslar, yan paslar, geri paslar, geri paslar. Dedim ben eyvah gol geliyor demeye kalmadan Galatasaray beraberlik golünü yedi abi. Devam ediyoruz. İkinci golü de yedi mi sana? Peki bu ikinci gol yenecek gol mü? Ya kardeşim bu nasıl bir şey? Bu kenarda oturan bu teknik adamlar ne iş yaparlar? Ey Fatih Hoca, sen ne iş yaparsın? Sen dükkanı kapatmışsın. Biz bunları söylediğimiz zaman Fatih Terim düşmanı oluyoruz. Ya ben niye Fatih Terim düşmanı olayım? Bana Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Deyin ki hocanın şu galibiyette bir payı var deyin ya. Şunu yaptı deyin ya. Şunu yaptı deyin. Muhammed Mustafa'nın oynaması gerekmiyor muydu zaten? Bu adam oynasın diye ısrarla söyleyen bizler değil miydik? Bunu oynatmadığı için eleştirmiyor muyduk? Evet. Birileri ne diyordu? Muhammed Mustafa bitti. O oldu, bu oldu. Tamam, geç abi. Geç oynadı. Adam iki gol attı. Öyle oldu, böyle oldu. Defansa geldi. Çalıştı, çabaladı, bitti. Dediğim gibi adamlar penaltı yazsalar zaten öne geçeceklerdi. Hadi penaltıyı geçtik abi. Atamadılar, dışarı attılar. Ya bari şu maçın bitimine 8-10 dakika varken abi 90. dakikada bakın not aldım buraya. 90. dakikada Cagne ile Morutsan oyuna giriyor abi. 90. dakikada. Allah'tan maç 8 dakika oynadı da adamların bir 8-10 dakika oynama şansları oldu. Ya şu adamları bari 80'de al. Uzatmalarla beraber 15-20 dakikaya tamamlasınlar. 75'de al. Hayır, Morutsan gibi bir oyuncuyu kenarda bu kadar uzun süreli. Hadi başlamadın abi, sesimi çıkartmıyorum. Başlamadın. Ya emmi ikinci yarıda koy adamı. 60'da koy, 70'de koy. Morutsan'dan söz ediyoruz abi, Morutsan. Bu adam futbolcu. Bu adam futbolcu. Oynatmıyor. Niye? İnadı var, kaprisi var, egosu var, var da var. Lanet olsun hepsine. Lanet olsun. Sen orada Rize'ye berabere kalsan veya mağlup olsaydın bu taraftarın içine düşeceği durumu hiç düşünebiliyor musun? Bay Hoca. Bay Hoca. Şimdi ben diyorum ki arkadaşım Galatasaray Fatih Terim'e rağmen Rize'yi çimlere gömdü mü? O Tahir Kıran denen adama çimleri yedirdi mi? Yedirdi mi? O 100. dakikada gelen golle, he? Onda şimdi yüzümüz kaldı mı bilmiyorum tabii. Yüz olsaydı zaten Galatasaray yönetimini yemeğe de davet etmezdi. O da ayrı bir dava. Utanmadan, sıkılmadan yemeğe davet ediyor Galatasaray yönetimini. Allah'tan Galatasaray yönetimi de elinin tersiyle itmiş. Her neyse. Şimdi Galatasaray orada puan kaybetseydi taraftarın içine düşeceği durumu kafanızda bir şekillendirin abi. Ve devamını söylüyorum. Ya o penaltı gol olsaydı da Galatasaray mağlup olsaydı ne olacaktı? Yazıktır, günahtır. Senin Galatasaray'la oynamaya bu kadar hakkın yok. Orada abi Barış Alper gibi bir oyuncu var. Morutsan var. Cagne var. Abi var da var elinde. Abi sen illa da Babel'le ya da Feghouli'yle neyin inadını yapmaya çalışıyorsun? Zaten Galatasaray söylüyorum 8. dakikadan ilk golü yiyene kadar ki 17. dakikaydı değil mi? Evet abi 17. dakikaya kadar zaten belli. Ben gol yiyeceğim diye bas bas bağırıyor. Bas bas bağırıyor abi olacak iş değil. Bunu bu kadar geriye, bu kadar kaleciye, bu kadar yana oynanır mı? Ondan sonra abi işte Berkan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona gelelim yani. Kısa oynanan bir top, kaleci hata yapıyor. Aynısını sen İskoç takımıyla oynanan maçta yaptın. Aytaç'ın geri pasından yaptın. Penaltı oldu, kırmızı kart. Bu defa burada oldu. Ve aynısı yine Kasımpaşa maçında 2-1 öndeyken abi kaleci kısa Berkan'a oyna. Berkan kaptırdı. Gol oldu orada. Burada penaltı oldu. Kırmızı kart. Yazıklar olsun ya. Böyle hocalık mocalık olmaz. Şimdi ben şunu söylüyorum. Abi bu hocadan artık bu dakikadan sonra bu kafadaki hocadan şimdi bilmiyorum çıkacak bir sürü palavra sıkacak. Abidik gubidik. Yok geçiş oyunlarında bilmem ne oldu.
oldu da, yok set oyunları şunu oldu da, bunu oldu da. Abi Martaval okuyacak. Çıkar biraz sonra Martaval okur. O, dinleteceğim size sesini eğer sohbetimiz süresince çıkarsa. Yeter artık ya, yeter. Millet bu palavrayı dinlemek istemiyor. Maç oynanırken yapılan yorumları hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz gördünüz, okudunuz abi. Çoğunu da sizler yaptınız bu yorumları. Bu hocadan artık Galatasaray'a bir hayır gelmez. Abi gelmez, adam dükkanı kapatmış. Adam çok net söylüyorum arkadaşlar, kendini kovdurmak istiyor. Eğer bir hoca kendini kovdurmak istemezse, bu diyor ki beni kovarlarsa diyor baba diyor 3 yıllık parayı alırım diyor, cukkayı koyarım cebime diyor. Giderim Bodrum'da tatil yaparım, keyfime bakarım diyor. Nasıl olsa diyor bu takımdan bir hayır olmayacak artık, görülmüş yani. Ya oynanan futbola bakın. Biz diyoruz ki ligin en kötü futbol oynayan takımı Galatasaray diyoruz, küfürü biz diyoruz. Ya arkadaşlar bakın, Galatasaray iyi oynasa, döktürse, rakibi perişan etse, mağlup olsa sizler de ben de üzülmem, bir laf söylemeyiz. Ama halini görüyorsunuz Galatasaray'ın. Ya şu 3. ligde oynayan Ordu Spor takımını getirin. Şu Rize'yi eğer beşlemezse namerdim ya. Şurada benim evimin yakınında statta maç vardı. Perişan ettiler ya Ağrı Spor'u. Perişan ettiler. Dedim ki şu takımı getirin. Koyun abi Galatasaray formasını giydirin, Rize'ye 5 atardı yani. Ama Galatasaray takımı abi bu kadar kötü, bu kadar anlamsız, ruhsuz, berbat futbol oynama hakkına sahip değil. Bunu bir teknik direktör oynatamaz böyle. Biz bunları söyleyince niye kötü oluyoruz? Niye Fatih Terim düşmanı oluyoruz? Fatih Terim bugün çıksaydı Marsilya beraberliğinin ardından Rize'ye orada çimleri yoldura yoldura abi maçı kazanamaz mıydı? Kazanırdı ya. Kim var Rize takımı 7 maç oynamış, bir tane beraberliği var. O da tesadüfen bir beraberlik. Şuradan mahalleden bir takım çıkaralım, Rize Spor'u yeneriz abi. İnanın bana yeneriz ya. Ama Galatasaray takımı bitmiş, ruh gitmiş. Şimdi Konya ile oynayacaksın, Beşiktaş ile oynayacaksın. Sonra abi sana Gaziantep gelecek. Sonra Kasım şeye gideceksin, Karagümrük'e. Ya yapmayın etmeyin. Allah aşkına Galatasaray takımını bu kadar ezmeye, bu kadar sıradan bir takım haline getirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Efendim geçmişte şu olmuş da efsaneymiş de yok. Abi ben efsaneye mefsaneye bakmam. Abi efsane şimdi olmuş kestane. Galatasaray'a bu kadar yanlış bir takım sahaya çıkaracak. Yanlış takımda ısrar edecek abi. 90. dakikada iki tane oyuncu değiştirecek. Bu iki oyuncu orada oynasa... Ya kardeşim bu iki oyuncuyu az önce de söylediğim gibi vaktinde zamanında oyuna alsan adamları duman edeceksin. Adamları bitireceksin. Adamlar topuyla tüfeğiyle üstüne geliyor. Kalmışsın 10 kişi. Ne yaptı abi Cagne? Aldı abi. Onu devirdi. Bunu devirdi. Niye devirdi biliyor musunuz? Fiziği var adamın. Fiziği. O fiziğiyle abi eze geçti. Ali Palabıyık bile oradan faul bulamadı. Ve VAR'da oturan Abdülkadir Bitigen, bu iki Galatasaray düşmanı, kansız, faul bulamadılar. Veremediler, golü verdiler. Ve Galatasaray galip geldi bu gol. Peki senin 90. dakikada oyuna aldığın iki oyuncu ve bu çocuklara helal olsun ki. Ya 90. dakikada girdik, hoca hakkımızı yiyor diye moral bozukluğu içerisinde olmadılar. Devire devire gitti Cagne. Devire devire gitti. Ezdi, geçti, ortaladı ve... Geldi Morutsan abi, orada bitti. Bitti, adam gol kokluyor, adam futbolcu. Oralara Babel gelemez abi, gelemez. Adam iyi niyetle mücadele etse de yaşlı. Oralara gelecek gücü, kapasitesi yok. Ya 90. dakikada Allah aşkına ya. 90. dakikada Babel çıkıyor, yerine Morutsan giriyor, Morutsan golü atıyor. Siz hala bana bu hocayı savunmayın. Benim için asıl olan Galatasaray'dır ya. Galatasaray'dır arkadaşlar, yapmayın etmeyin ya. Yapmayın. Ben kimsenin düşmanı değilim. Yok. Bu Fatih Terim bakın. Bunda yok efendim işte şöyle antrenman yaptırıyormuş da böyle çalışıyormuş da Ersan Çelik sen düşmanısın da konuş da Marsilya beraberliği de o da bu da. Ya önemli değil abi, önemli değil. Önemli değil. Al, bundan sonraki maçlarda göreceksiniz. Şimdi Galatasaray'da bir başkan, bir yönetim varsa eğer oturur, toplanır der ki arkadaşım biz milli takım arasına girdik mi girdik. Hoca kusura bakma, ver elini, al külahını tak gene, al atını tasını tımarını, hadi yallah der ya. Yallah der ya. Olmaz abi. Galatasaray için sezon bitti ya. Sezon bitti abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bakıyorum çıkar hani konuşur ne Martaval okursa sizinle paylaşayım diye. Ne olacak abi şimdi?
Ne olacak? Bana biriniz söyleyin. Galatasaray Rize'yi yendi diye havalara mı gireceğiz? Hocayı göklere mi çıkaracağız? Hocanın bunca hatasına rağmen Galatasaray galip geldi abim. Galatasaray galip geldi. Futbolcuların isteğiyle, özel gayretiyle ve 90. dakikada oyuna giren Cagne ile Morutsa'nın gayreti sonucu Galatasaray ve fırsatçılığı sonucu Galatasaray galip geldi. Hocanın ne katkısı var? Daha ne söyleyeyim? Ha, gelelim şimdi şu Ali Palabıyı. Abi Ali Palabıyı eleştiriyoruz da niye eleştiriyoruz? Ben yıllardan beri bu hakemleri sizlere anlata anlata Galatasaray televizyonda program yaptığım günden beri dilimde tüy bitti. Hele bu Ali Palabıyı. Abi 2 sene önce Fenerbahçe stadında aynı faulden, Feguli'ye yapılan faulden Fenerbahçe'ye gol attırmadı mı? Bu defa da Rize'ye attırdı. Devam attırdı. Normal. Ali Palabıyık abi, Ali Palabıyık palavlığını yapacak. Adamın özelliği bu. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. O görevini yaptı. Peki asıl görevini yapanlardan biri kim? Fatih Terim. Peki şaşırdık mı Fatih Terim'in bunları yapmasına? Ben şaşırmadım şahsen. Arkadaşımla biraz önce sohbet ediyordum, bir yazar arkadaşımla. Ali Palabıyık da görevini yaptı. Fatih Terim de görevini yaptı. Yahu kardeşim, Alanya maçında bu Babel'i, bu Feguli'yi bu taraftar ıslıklamadı mı? Bu Ömer'i ıslıklamadı mı? Sen bunları aldın bir şekilde tekrar inadına. Hadi Ömer'i öbürü çok dökülüyordu dedin. Ki bana göre o kadar da değildi ama getirdin koydun, tamam. Eyvallah. Babel ıslıklanan futbolcu. Sen bu ıslıklanan futbolcular yüzünden bu taraftara gider yapmadın mı abi? Bu taraftara neredeyse hain damgasını vurmadın mı? Bu taraftar yıllardan beri senin arkanda dik durmadı mı? Sapına kadar durmadı mı? Sen ne yapıyorsun abi? Fırsatını buldun mu taraftara salla. Yok Ali Sami Yen'de bunları dövüyorlardı, susturuyorlardı. Burada kontrolden çıktılar. Bunun abi işte bu sosyal alemde 150 bin kadar böyle bir trolleri, bilmem neleri var. Herhalde bunlar neyse, nasıl, hangi menfaatler karşılığı bilmiyorum artık. Oralardan abi buna destek veriyorlar. Ya kardeşim, asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'a destek vereceğiz. Bu kadar yanlış olur mu? Bir teknik direktör bu kadar yanlış yapar mı? Her teknik direktörün abi, kovulan Malatyaspor'un, en son istifa eden Malatyaspor'un teknik direktörü bile bu kadar yanlış yapmıyor. Herkes bir doğru yapıyor, bir şey yapıyor. Ya senin elinde bir 11'in var, oyuncuların var. Bunları kullan, bunları değerlendir. Rize Spor takımı kim? Eti ne, butu ne? Adam doldurmuş, salmış çayıra ama sen saldım çayıra, Mevlam Kayıra futboluyla bunlara karşılık veriyorsun. Ali Palabıyık'a niye kızacağız? Ali Palabıyık penaltıyı vermedi. Ali Palabıyık şunu vermedi. Abi Ali Palabıyık'ın biz zaten böyle olduğunu biliyoruz. Abdülkadir Bitigen'in, Varda'ki Bitli'nin böyle olduğunu biliyoruz. Bunların böyle olacağını biliyoruz. O zaman sen abi bunların işini kolaylaştırma ey Fatih Terim. Niye kolaylaştırıyorsun bunların işini? Sen sahaya en güçlü takımını sür, en yetenekli oyuncularını sür, Rize'ye dar et sahayı, sonra al abi. Sonra oyunu tutmak için son bölümlerde kullan Babel'i, kullan Feguli'yi. Son bölümlerde tecrübeleri var, oyunu yavaşlatsınlar. Zaten Babel'in oyunu hızlandırma gibi bir derdi yok ki. Adam işte başta da söyledim, en gayretli maçını oynadı bütün iyi niyetiyle. Ama bu kadar abi, bu kadar. Babel'den ne olur yani, bu kadar olur. Ama senin elinde orada Barış Alperler, Morutsanlar, onlar bunlar varken abi, onları kullanmayacaksın. İnadına ben bunu kullanıyorum. Ben böyle istiyorum. Ben dediğimi yaparım. Benim inadım inattır. Ondan sonra ego megodur. İşte şudur budur. Yapma abi. Bunları yapmaya da hakkın yok. Yok efendim, geçiş oyunlarında işte sıkıntımız var. Set oyunlarında bilmem ne yapıyoruz. Çok top kaybediyoruz. Keseceğiz. Bakıyorsun şimdi set oyunlarında çok top kaybediyormuş. Topu kaybeden Morutsan mı abi? Cagne mi? Onları kestin. Onların sayesinde şimdi kurtardın Döte abi. Çıkacaksın, palavra sıkacaksın. Şöyle oynadık da böyle oynadık da estekti de köstekti de. Hadi oradan. Kimse bunları yemez. Abi şimdi her neyse. Galatasaray galip geldi. Bu galibiyetin tabii manası, anlamın çok derin bir defa. Allah yardım etti. Galatasaray galip geldi. Ve 3-2'lik galibiyetle bir defa birilerine abi, kusura bakmayın bu cümleyi kuracağım, bilezik gibi abi. Bilezik gibi. Tamam, Fatih Terim'e rağmen oldu bu galibiyet, geldi ama bilezik gibi, haşırt, hatta saksıya fesleğen gibi oturtmada diyebilirsiniz abi. Kusura bakmayın. Bu böyle.
Ben bu Rize Başkanı'nın yaptıklarını, söylediklerini, federasyonun kafa kola almalarla Oğulcan meselesini, yaşanan rezillikleri, haraç alır gibi Galatasaray'dan 10 milyon parayı alıp kasalarına koymayı Allah yedirmez tabii. İnşallah da yedirmeyecek yani. Fitil fitil burunlarından gelecek. Şimdi arkadaşlar, demek istediklerimi anlayın lütfen ya. Bu Rize galibiyeti Galatasaray için çok önemliydi. İnşallah ikinci yarıda Ali Sami'nde Galatasaray bu Rize'yi öyle bir dağıtır ki orada ikinci lige de gönderir. İkinci lige de gönderir. Çünkü haddini bilmeyene haddini bildireceksin. Ne demek ya? Malum takımı biz Rize'ye gömeceğiz diye. Bak malum takım geldi, seni oraya gömdü abi. Gömdü gitti. Bu kadar basit. Gömdü mü? Gömdü. Hadi bakalım. Şimdi çıkarmaya çalışın. Ama Fatih Terim'e rağmen oldu arkadaşlar. Bu cümleyi unutmayın. Bakın, Fatih Terim'e rağmen Galatasaray Rize'yi gömdü. 3-2 galibiyet Fatih Terim'e rağmen alınmış galibiyettir. Fatih Terim'e kalsaydı, Cagney o topu alıp oyalasaydı, bilmem ne yapsaydı, ya bize de beraberlik yeter deseydi, hiç sesleri çıkmazdı abi. Tamam ya, Rize'den beraber aldık, işte Ali Palabıyık şunu yaptı, Varda o bunu yaptı, çok kötü yönetim vardı, estekli köstekli abi, onun arkasına gizlenir, bunun arkasına gizlenir. Yok işte bundan sonra oyun sistemini değiştireceğim, geçiş oyunları bilmem ne, yok Ocak'ta süper olacağız, güçlü olacağız, bilmem ne olacağız. Estekli köstekli. Milleti keriz yerine koyacak abi. Biz de kerizsiz yiyeceğiz. Yemiyoruz abi. Yemiyoruz. Yemiyoruz. Uyan emmi. Bu galibiyet, bu Rize galibiyeti ya da Galatasaray'ın Rize'de Rize'yi çimlere gömmüş olması Fatih Hoca'ya rağmendir. Fatih Terim'e rağmendir. Kusura bakmayın artık hocalığı gitmiş abi. Hocalığı gitmiş, kepenkleri indirmiş. Anladığım kadarıyla kendini kovdurmak istiyor. Bu kadar basit. Yoksa kendini kovdurmak istemeyen bir hoca abi böyle bir ortamda Cagney'i, Morutsan'ı, onu bunu kulübede tutmaz. Kulübede tutuyorsa abi 90. dakikada oyunu almaz. Bu iki futbolcu Cagney ile Morutsan anlarsa ona çok iyi bir ders verdiler. Ve görün abi, görün bundan sonraki aşamalarda, şimdi çoğunuz bana sallayacaksınız. Vay, galip gelmişiz Fatih hocamıza, niye geçirdik, kenetlenelim genç takım. Abi geçin genç takım, bu genç takım abi oynayınca nasıl oynuyor? Aslanlar gibi mücadele ediyor mu? Ediyor. Abi sen kullanacaksın. Adamları kullanacaksın. Bakın orada ne oldu? Falcao gitti abi. Her hafta her maçta gol atıyor. Diyor ki futbolcuların yarısıyla konuşuyor, yarısıyla konuşmuyor diyor kardeşim. Olacak iş mi? Hamza konuşuyor, önemli değil. Anlatabildim mi? Hadise bu kadar basit. Şimdi biz neyi konuşacağız? Neyi tartışacağız? Konuşacak, tartışacak hiçbir şey yok. Galatasaray 3-2 galip geldiyse bu tamamen futbolcuların ve de ilahi adaletin Galatasaray'a bir lütfudur arkadaşım. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Arkadaşlar, Rize Spor Teknik Direktörü Hamza Hoca diyor ki en azından diyor bir beraberlik alabilirdik diyor. Galibiyet şansı diyor ayağımıza geldi diyor. Penaltıyı kastediyor. Kullanamadık diyor. Ama diyor o 100. dakikada yediğimiz pozisyon, hani diyorlar diye Cagney faul yaptı aldı falan filan. Hayır, tam tersi, hiç onlarla ilgili bir şey söylemiyor. Çok net bir şekilde, ama diyor biz Cagney'e faul yapar, onu orada durdurur ve etkisiz hale getirebilirdik diyor. Futbolcuların orada bir yerde suçluyor. Neden faul yapmadınız Cagney'e diye. Çünkü Cagney fizikli, delikanlı, aslanlar gibi babayit aldı gitti abi. Zaten öbürü 90 dakika oynamış, 100 dakika oynamış. Ayakta duracak hali yok. Aldı gitti, ortaladı ve golü attırdı arkadaşlar. Bu kadar basit. Doğru adam, düzgün adam bu yorumu yapar tabii. Arkadaşlar, toparlamak gerekirse Galatasaray'ın bu maçtan gerekli dersleri mutlaka ve mutlaka çıkarması lazım. Bu bir. İki, hocayla ciddi şekilde artık ayrılık masaya yatırılmalı. Çünkü hocanın bu kafa yapısıyla, bu anlayışıyla, bu futbolcular üzerinde bu etkisizliğiyle, bu ayrımcılığıyla, böyle ipin ucunu kaçırmış haliyle Galatasaray derlerinin toparlanmasını ben hiç de kolay görmüyorum. Galatasaray'ın mutlaka ve mutlaka tam zamanıdır milli takım arası bir kan değişikliği yapması lazım. Bunu da belirttikten sonra en önemli konuyu size söylüyorum. Şimdi televizyonlarda göreceksiniz yorumcu geçinen bir sürü kelli felli tipler abi ahkam kesecekler. Aman da şöyle oldu da, aman da böyle oldu da, Cagney faul yaptı da onu hakem görmedi de, bunu bilmem ne yapmadı da abi. Aman da aman, aman da aman, neler söyleyecekler neler. Bu arada abi Fatih Terim geldi konuşuyor. Bakalım ne diyecek, ben sesi açıyorum bir dinleyelim bakalım.
ne kadar geliyor? Haftaya gidelim. Göztepe, Göztepe sonrası Perşembe gün Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika uzatmalarla oynayan bir Galatasaray. Göztepe, Marsilya yorgunluktan oradan demurcak. Bitirdiği anda 72 saat var maça. Sabah 6.30'da, 6.32'de teker koydu uçak. Ben şahsen 7.38'de yattım. Belki çocuklar yatmadı. O günü izin verdim. Hikaye, palavra. Ertesi gün bir idmanla buraya geldik. Ve üçüncü gün bu takım maç oynadı ve gerilimi... Maça gelmedi. Yorgunluk. Gazel okuyor. Gazel okuyor. Yorgunluk. Ya, gencecik çocukların ne yorgunluğu ya? Bütün bunlar yani hava değişiklikleri, aleyhine olabilecek her şeye... Hava değişikliği falan. Anlat anlat. Tıraş. 10 kişiyle de eğer 3-2 kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuş demektir. Bir defa oyuncularımı canı gönülden, canı yürekten kutluyorum. Devre arası da kendilerine bunu söylemiştim. 10 kişiyle kazanıyor diyor. 86. dakikada oyundan atıldı Berkan. Birçok gol kaçırdık. Neredeyse daha önce sonucu alabilirdik. Yine suçluyor. Gol kaçırdık. Gol kaçırdık. O kadar kazanma duygusuyla hareket ettik ki 1-2 de pozisyon verdik. Kontrataktan rakibin hızlı geçişinden de sıkıntı yaşamamıza rağmen maçı 3-2 kazanmak, maçın hikayesini herkes kendine göre anlatabilir. Ama bana göre bugün Galatasaray çok önemli sinyaller vermiştim. Beni mutlu eden odur. Galatasaray... Abi yersen Galatasaray çok iyi sinyaller verdi. Ne sinyali verdi ya? Ne sinyali verdi? Kazanır kaybeder ama... Adamlar penaltıyı atsa ne sinyali veriyorsun? He? Maç berabere bittiği zaman biz sinyal mi alacağız? Zaten oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuna çok iyi başladık. Alakası ya yokken, işte bu lafları biz yiyoruz ya, bu dolmaları biz yutuyoruz ya, işte sonuç bu abi. Buna rağmen dediğim gibi bu da aşağı yukarı 8 dakika uzadı. İlk yarıda uzadı 3-4 dakika. Bu da çok uzatmalı bir maç. Tüm bunların hepsine rağmen fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle, ortaya koyduğu karakterle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda doğru bir 3 puan. Güzel bir maç oldu kapanış olarak. Tabii doğru zamanda doğru bir 3 puan ama ona rağmen Fatih Terim'e rağmen 3 puan. Belli olmuş. Kapanış maçı bol gollü, bol heyecanlı bir maç oldu seyirciler açısından. Bizim açımızdan maalesef çok zor bir maçtı. Ama bugün özellikle Babel'e bakmak lazım. Tabii Babel'i övecek şimdi. Yapacağım şey yok. Millet Babel'e isyan etti aslında. İkinci yarı Ömer yaptığımız değişiklik. Şimdi Feguli de söyle. Doğruluğunu bize gösterdi. Cagne 3. santifor olarak onu da kullandık. O ya, da hiç küsmeden 90. dakikada aldı ya. Cagne bazen bunları kendine problem edinebilir. Hiç girdi. Aslan gibi de oynadı. Son işini de doğru yaptı. Morutan aynı şekilde. Bu bir parantezde Berkan'a çok üzüldü. Tabii biz oyuncularımızı sağlık. Berkan biliyorsunuz penaltı yaptırdı. Kırmızı kart gördü. Mustera'nın aptalca verdiği pastan dolayı. Yaptıkları her hatada da biz yanındayız. O hatanın sorumluluğunu da biz alırız. Abi takım galip geldiği için şimdi Berkan'a bunları, eğer o penaltı gol olsaydı var ya, Berkan'ı çoktan çöpe atmışlar. Bu kendisine çok önemli bir eğitim olacak. Nerede nasıl davranması gerektiğini. Çok üzüldü. Allah ona da bir hediye verdi. Hepimize verdiği gibi. En doğru cümle bu. Allah hediye verdi. Sana rağmen. He, o hediyeyi verdi. Hocaya rağmen verdi. Abi saklayın bu sohbeti. Göreceksiniz bu gidişle, bu kafayla, bu akılla, bu egoyla, bu inatla Galatasaray'dan bir alt olmaz. Kusura bakmayın abi. Kusura bakmayın. Bu hikaye gazel okumaya devam edecek abi. Fazla da size dinletip de canınızı sıkmayalım. Arkadaşlar lütfen. İnşallah
Bu sohbeti yayalım. Bakın bu sohbette olumsuz falan değilim. Ben bak parçalıyı giydim geldim. Aslanlar gibi abi sohbetimi yapıyorum. Ben inanıyorum. Ben her zaman hangi şartlarda olursa olsun Galatasaray'a inanıyorum. Galatasaray'ın arkasındayım. Aslanlar gibi Galatasaray her zaman her maçını kazanmak için çıkar. Ama hocanın miadı doldu abi. Hoca yanlış yapıyor. Yanlış yapmaya devam ediyor. Milleti uyutmaya devam ediyor. Aklı sıra kendi çok uyanık. Millet abi salak. Salak. Yemez abi. Bir maçın 90 dakikası içerisinde neler olduğunu, sosyal alemde neler konuşulduğunu biliyoruz abi. Neyse noktayı koyalım. Tekrar abi görüşene kadar sizlere hoşça kalın diyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da unutmayalım. Hoşça kalın kardeşlerim.